biz yaklaşık 2,5 saat önce ilimiz Horasan ilçesine bağlı Kadı Celal köyünün bir mezrasından iki vatandaşımızın çığ altında kaldığı ihbarını aldık. Hemen bütün ekiplerimizi seferber ettik. Jandarmamız, AFAD yetkililerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Horasan Belediye'miz, 112 ekipleri, sağlık ekipleri, ambulanslarımızla olay yerine intikal etmeye gayret ettik. Son iki gündür yoğun bir kar ve kar yağışı ve tipi var bölgemizde. Erzurum zaten kışıyla meşhur bir yer. Bu anlamda ekiplerimiz aslında deneyimli. Türkiye'nin en deneyimli ekipleri olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Bununla birlikte olay yerine ulaşmak için yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafede önde iş makineleri, arkada arama kurtarma ekipleri olmak üzere yoluna devam etmek üzereydiler. Yol artık iyice kapanmaya başlayınca karüstü araçlarıyla, snowtruck ve karüstü motorlarıyla uzman ekiplerimiz mezraya ulaştılar ve vatandaşlarla beraber arama kurtarma çalışmalarına başladılar ama maalesef iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Onların cansız bedenine ulaştık. Tahminlerimize göre maalesef ilk başta çığın altında kaldığı anda hayatlarını kaybettiği değerlendiriliyor. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun kardeşlerimizin. Bizler aslında kamu görevlileri olarak bu tür doğal afetlerden önce gerekli ikazları yapıyoruz. Meteorolojinin bize vermiş olduğu bilgileri belediyelerimizle, Büyükşehir Belediyesi ile, ilçe kaymakamlıklarımızla, muhtarlarımızla, STK'larımızla bütün sosyal mecralar üzerinden paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmasını sağlamak maksadıyla. Bu iki kardeşimiz neredeyse 2600 üzerinde bir rakımda yaşayan, mezrada yaşayan kardeşlerimiz içme suyunda bir problem olduğunu fark ediyorlar ve kendi inisiyatifleriyle onu çözmeye çalışıyor. Aslında yetkililer haber verseler bizim arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde bunu memnuniyetle, rahatlıkla çözebilirlerdi ama böyle bir kendi inisiyatifle hareket edince maalesef böyle bir tarihsel olayla karşı karşıya kaldık. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum efendim. Sayın Valim, Erzurum için bir de çığ tehlikesi uyarısı var 2 Şubat'a kadar. Evet, efendim bu zaten şu anda dediğim gibi yoğun bir kar yağışı içerisindeyiz. Dolayısıyla bu muhtemel bir durum bizler için. Vatandaşlarımızın da buna alışık olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte işte bu tür olaylarda bize haber versinler kardeşlerimiz. Bizim profesyonel ekiplerimiz müdahale etsinler. İşte arızaya vesaire, bugün su olur, yarın telefon olur, yarın elektrik olur, kanalizasyonda bir şey olur. Kendilerinden önce biz devlet olarak müdahale edersek çok daha uygun olur. Ayrıca tabii ki gerekli tedbirleri de hem biz alıyoruz hem de vatandaşlarımızın da duyarlı olmasında büyük fayda var efendim. Yusuf gel bu yan. Yusuf, avunal ormanın o tarafa ya.